Şimdi Allah'ın yaratırken çok özen gösterdiği saklı bir cenneti anlatacağız sizlere. Burası Kırklareli ilinin Karadeniz kıyısındaki şirin beldesi, Trakya'nın incisi İğneada. 20 kilometre uzunluğunda nefis bir kumsala sahip olan İğneada, gerek birbiriyle doğrudan ilişkili farklı ekosistemleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle, gerekse ülkemizin de içerisinde bulunduğu ılıman kuşak içerisindeki yeri itibariyle eşsiz bir konuma sahiptir. Avrupa'daki yabanıl ormanlar, günümüzde sanayinin ve teknolojinin, kısacası insanların etkileri sonucunda yok olmuş, ülkemizde ise sadece İğneada çevresinde kalmıştır. Kuzeyindeki Erikli, güneyindeki Mert Gölü ve batısındaki masif ıstırancı ormanlarıyla eşsiz bir doğaya sahiptir. Subasar Longoz ormanlarının içerisinde saklanmış dereleriyle Pedina ve Hamam göllerinin tertemiz sularında başta tatlı su levreği ve kırmızı benekli alabalık olmak üzere 28 tür balık yaşamaktadır. Yalnız hemen hatırlatalım, bu alanlar mutlak koruma alanı kapsamında olduğu için avlanmak kesinlikle yasak. İğneada'nın çevresindeki bu göller göç zamanı göçmen kuşların dinlenmeleri ve gıdalanmaları için en ideal ortamı sağlamaktadır. Hemen hatırlatalım, İğneada, Kuzey Avrupa ve Afrika arasında yer alan kuş göç yollarının tam üzerinde kaldığından, kuş gözlemcileri için de harika fırsatlar sunmaktadır. Subasar Longoz ormanları, 544 tür bitkiye, 310 tür böceğe, 46 tür memeliye ve 17 tür sürüngene de ev sahipliği yapar. Ayrıca Subasar kesimlerdeki ağaçların hemen hepsinde görülen tırmanıcı ve sarılıcı türler doğal peyzaja farklı bir güzellik katmaktadır. Aktif bir balıkçı limanına da sahip İğneada, Karadeniz balıklarının en bol ve taze olarak bulunabildiği yerlerin başında gelir. Genelde kalkan, palamut, lüfer, istavrit, tekir, hamsi, mezgit gibi balık çeşitleri çıkmaktadır. İstanbul'a 260 kilometre uzaklıktaki bu sahil beldesine son 50 kilometresi büyüleyici güzelliğe sahip ıstırancı ormanları içinden geçilerek ulaşılmaktadır. Haziran-Eylül ayları yaz sezonu yaşayan İğneada'ya çevre ilçe ve kentlerden ağırlıklı olarak yerli turist akını olmaktadır. Kış aylarında da hafta sonu kentten kaçanların huzur sığınağı olarak kabul edilir. Bölgede mevcut sulak alanların yanı sıra
kumul ekosistemleri ve kumulların ardındaki kumul bitki örtüsü de çok önemlidir. Zira bu kesimlerde ülke çapında nadir ve uluslararası sözleşmelerle korunan pek çok bitki türü barınmaktadır. Bu tabiat harikalarının oluşumundaki en önemli doğal kaynak olan su, bu tip orman ekosistemleri için vazgeçilmez bir unsur olmaya devam etmektedir. Cenevizlilerden kaldığı rivayet edilen kalenin aslında çok daha eski tarihlerden kaldığı sanılmaktadır. Tarihi dökümhane Demirköy ilçesinin hemen yakınlarındadır. İstanbul'un fethinde kullanılan topların gülleleri bu dökümhanede imal edilmiştir. Şimdi 7 üniversitenin işbirliğiyle kazılar devam etmekte ve bu tarihi yapının gizemleri gün ışığına çıkarılmaya çalışılmaktadır. Duplisa Mağarası'na Sartdere Köyü'nün içinden geçerek ulaşabilirsiniz. Eski zamanlarda korsanların, eşkıyaların sığınağı olan bu mağara bugün turizme açılmıştır. Mağarayı gezerken tabiat ananın milyonlarca yıldır bir dantel gibi işlediği sarkıt ve dikitlere hayran kalmamak elde değil. İnadı öncelikle dört mevsimi sevdiğim için aradığım her şey var. Yani dağ var, göller var, muhteşem orman bitki örtüsü var ve yabani hayat devam ediyor. Çok güzel insanları var ve ucuz. İnada denizden başka, deniz turizminden başka, denizin arkasındaki masif istiranca ormanlarının varlığı nedeniyle çok değerli bir ekosistemler birliğine sahip. Bunları saymak gerekirse kumul ekosistemi, sulak alan ekosistemi, göl ekosistemi ve longoz ormanları ekosistemi aşağı yukarı 5 ve kuru ormanlarda sayarsak 6 ekosistem iç içe. İnadı'nın turizm potansiyeline bakacak olursanız amiral gemisi deniz gibi gözüküyor. İnsanlar buraya denize girmeye geliyor yaz tatiline ama bu denizin arka tarafındaki dünyayı keşfetmeleri gerekiyor bence. Bir gün bu kayıp cennete geldiğinizde bugüne kadar yaşadıklarınızı, yaşayamadıklarınızı, kazandıklarınızı, kaybettiklerinizi, onlarca yıldır uğradığınız haksızlıkları, yaşadığınız vefasızlıkları, hayal kırıklıklarınızı, yıkıldığınız, çöktüğünüz, döküldüğünüz anları bir tarafa bırakın. İğneada'da gün batımını en güzel Mert Gölü'nde seyredebilirsiniz. Güneş başka coğrafyaları aydınlatmak üzere bu cennetten ayrılırken, günün son ışıkları Mert Gölü'nün sularından sanki hiç ayrılmak istemiyormuş gibi yıkanırlar. Güneş, Mahya Tepesi'nin ardına devrilip akşam olunca, efsanevi ısırancalardan esen rüzgarların sesi sahilde Karadeniz'in hırçın dalgalarının sesleriyle buluşur. Kumların üzerine oturup gözlerinizi kapadığınızda bu senfoniyi duyarsınız. Unutmayın ki cennet güzelliklerle doludur.